Deniz Hoca ile birlikteyiz. Profesör Doktor Deniz Ülke Arıboğan. Tabii önemli gelişmeler var. Yani dünyada seçimler var. Doğu'da, Batı'da, İran'da, İngiltere'de, işte Fransa, Amerika başka bir şey. Bizde içeride bütün bu gelişmelerle paralellik gösteren siyasi gelişmeler oluyor. Bir tarafta Astana, Cumhurbaşkanı Astana'dan sonra NATO'ya gidecek. Orada ne oldu, ne alıp ne götürecek? Bütün bunların yansımasını ama biraz daha çok tabii hemen ivedilikle yakın zamanda dünyanın eksenine, dönüşüne, etkilerini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Aslında geçen hafta yayın yapacaktık. Deniz Hoca rahatsızdı. Evet. Çok teşekkür ederim. İnşallah yine bir öksürük krizine girmem ama idare edeceğiz artık. Hocam, hiç problem değil. Buradasınız ya. Çok teşekkürler. Geldiğiniz için sağ olun. Rica ederim. Şimdi İngiltere ile başlayalım. Niye İngiltere ile? Yani işte aşırı sağ yükseliyor falan oluyor filan oluyor derken Batı'da İngiltere'de İşçi Partisi aldı meseleyi götürdü. Rishi Sunak taca çıktı. Şimdi şöyle mi acaba? Bu da benim şeyim olsun. Nedir o? Yani ön yargım olsun. Ön yargılı davranayım. İngiltere'de Rishi Sunak oyun dışı kaldı. Bu aslında İngilizlerin İşçi Partisi üzerinden başka bir sağcılığı ve milliyetçiliği ortaya koyması gibi de anlaşılabilir mi? Yani bir yeni bir doktrin olması lazım aslında. Tabii genelde muhafazakar iktidarların ve sağ hareketlerin öne çıktığı bir dönemde İngiltere'de biraz daha aksi ters tarafa doğru bir eğilim ortaya çıkıyor. Ama bir yandan Nigel Farage'ın bu alternatif yani bayağı kuvvetli sağ hareketi de Brexit'i biliyorsunuz o İngiltere'ye zorlamıştı. Sonradan altında kaldı bütün Britanya öyle oldu. Yalnız şunu söylemek lazım. Şimdi tabii İngiltere'yi her şeyden kopuk analiz etmeyelim. Yani bütün dünyada, bütün Avrupa'da çok önemli bir değişim var. Yani içinde bulunduğumuz şartlar, pandemi önce 2008-2009 ekonomik krizi, arkasından ortaya çıkan pandemi, onun hatta bir öncesine gidelim 11 Eylül saldırısı. Bu 21. yüzyıl bir krizler yüzyılı haline getirdi. Çünkü 20. yüzyıl nasıl iki tane dünya savaşı, sıcak savaş, bir tane soğuk savaş, yani bir dünya savaşları yüzyılıydı. 21. yüzyıl yani ilk 20 yılına 3 tane küresel kriz sığdı. Bir askeri kriz 11 Eylül saldırısı ki o öyle bir etkili ki ekonomik şartları da etkiliyor. Yani 11 Eylül öncesi dünyadaki askeri harcamalar 750 milyar dolarken bugün 2,5 trilyon dolar. İkinci kriz ekonomik kriz. Hakikaten Amerika'da mortgage krizi olarak başladı. Bütün dünyayı etkiledi ve devletçi sistemlerin, devlet kapitalizminin falan böyle yeniden konuşulduğu, devletlerin o liberal dünyada dışarıya doğru ekonomik pazarlardan itilen devletlerin yeniden içeriye çağrıldığı falan yeni bir yapı ortaya çıkardı. Üçüncü krizde pandemi. Yani bu bizi aslında biyopolitik iktidar diyoruz ona. Yani insanları bedensel olarak devletlerin nasıl istedikleri gibi tutsak edebileceklerini de gösteren bir şeydi. Biyopolitik iktidarını gösterdi. Şimdi bu her üç krizde devlet denilen şeyin yani o yasama yürütme yargı diye şey yaptığımız establishment o kurumun insan üzerinde, piyasalar üzerinde, insan zihni üzerinde ve bedeni üzerinde ne kadar etkili olabileceğini yeniden hatırlatan bir dönem oldu. Yani 21. yüzyıl aslında devletin yani efsanenin sahalara geri dönüşüydü bir bakıma. Çünkü yani 1989'da Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra hatta onun öncesinde başladık tabii de dünya düzdür. İşte artık küresel köyde yaşıyoruz. Sınır diye bir şey olmayacak. Hatta işte ulus devlet bir mitten ibarettir. Öyle bir şey kalmamıştır. Global tezleri governance havada uçuşuyor, küresel yerle işte ben de mesela doktora tezimi öyle başlamıştım. O yıllarda hocama, danışman hocama bir tane de kitap okumuştum. Ernest Claude diye bir adamın kitabını. Orada devlet bir mittir, devlet diye bir şey yoktur diyordu. Dedim ben doktora tezimi böyle yazacağım. 20'li yaşlarımdayım tabii. Bu iyi gidiyor böyle, rahat bir alan. Bir tane kitap okuyup karar verirsen öyle oluyor. İkinci, üçüncü kitapta fikir değişiyor tabii yani öyle olunca. Bir kitap okudum, bütün hayatım değişti gibi bir şey. Tek kitapla kalınca sonra doktora tezimi şöyle yazmıştım zaten. Hani devletlerle devlet olmayan aktörler arasında geçecek 3. Dünya Savaşı. Yani başka bir model üzerinden örgütlenecek diye. Hakikaten işte 21. yüzyıl devletin, devlet olmayan bu çok uluslu aktörler, şirketler, küresel finans, sivil toplum örgütleri hepsinin üstünden geçtiği, insanın aslında düşünüldüğü kadar değerli ve önemli olmadığını çok rahat gösteren, bir anda bireyin hakları, özgürlükleri falan derken devletin kutsaliyetinden falan bahsettiğimiz dünyanın her yerinde, liberal ülkelerde bile. Ulusçuluğun, milliyetçiliğin yeniden döndüğü bir şey. Batıya da bakarak
söylüyorsunuz değil mi bunu? Vallahi aslında özünde batıya bakarak söylüyorum. Özünde batıya bakarak söylüyorum. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Batı ile Doğu arasında şöyle bir farklılık oluştu. Şimdi 1945'ten beri, yani ben İkinci Dünya Savaşları'na falan götürüyorum ama bu akışı anlatmak için. Evet, evet, evet. Yani evet. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden beri dünya üzerindeki küresel kapitalizm böyle aşama aşama dalga dalga açıldı. 1945 savaşın sonunda Amerika ile Avrupa'nın batısı entegre oldu. Yani orada yeni bir dünya kuruldu. Ondan sonra yavaş yavaş devam etti bu işte. 50'lerde yavaş yavaş atılımlar oldu. 1970'ler, 80'ler İspanya, Portekiz, Türkiye. 1980 askeri darbesi Türkiye'nin aslında batı iktisadi sistemine entegrasyonu için kullanılan bir darbedir. Yoksa ne sağcıların ne solcuların hiçbir talebi karşılanmadı askeri darbeler Batı tarafından. İktisat sistemine entegrasyon. İtalya kameyi bıraktık, bir anda açık ekonomiye geçtik değil mi? Ondan sonra işte Özal'la falan arkasından gelen sistemle. Onun tamamlayıcısı 2000'li yıllarda AK Parti ile Türkiye'nin bütününü kapsayan bir başka entegrasyon oldu. Fakat 1989'da bu sefer Berlin Duvarı'nın yıkılışıyla Doğu Avrupa entegre oldu. Eski Sovyet Cumhuriyetleri, Türkiye Cumhuriyetler, Rusya falan böyle sisteme girmeye başladı. 2000'li yıllar artık Çin, Hindistan falan diye bahsediyoruz. Fakat son entegre olan ülkelerin hiçbiri tam anlamıyla liberal piyasalara uygun davranmadılar. Bugün dünyanın en büyük kapitalist pazarını oluşturan çekici güç, lokomotif, dünyanın en büyük komünist partisi liderliğindeki Çin. One Belt, One Road projesi işte. Bütün Avrasya'yı, Afrika'yı falan birbirine bağlayan devasa bir sistem. Dünyanın en büyük kapitalist gücü ama 90 milyon üyeli bir komünist partisi tarafından idare ediliyor yani Çin. Ama o anladığımız komünist parti mi? Değil tabii ki ama anladığımız, şey bu da anladığımız kapitalizm değil zaten. Değil, yani değil. Böyle çok yeni bir takım sistemler. Herkes yani maskelerle, Joker valla doğru. Evet, öyle bir şey oluyor. Maskeli yani kapitalizm diyelim buna. Onun için de hani bizim alışa geldiğimiz şeyler değişiyor. Demin sizin söylediğiniz enteresan mesela. Yani İşçi Partisi'nin yani sanki sağı temsil eder gibi geliyor olması falan gibi kavramlar. Şimdi ben tabii İngiltere'de yaşadım da oradaki ruh halini de biliyorum. Oxford Üniversitesi'nde bir yıl bulunmuştum. O yıllarda tam bu Brexit meseleleri gündeme geliyordu. Tabii biz hocalar, öğrenciler falan hep beraber konferanslar veriyoruz. Yani Brexit'ten yana oy kullanabilecek kimse var mı diyorlardı. 150-200 kişilik sınıflarda falan. En fazla bir ya da iki kişi el kaldırıyordu. Yani öyle değil mi? Aklı hayale sığmaz bir şey gibi görünüyordu. Darmadağın oldular. Yani seçimin ertesi günü ağlayanları biliyorum. Ne yaptık biz, ne olacak falan filan diye. Geri de döndüremediler bir şeyi. Ve yani hakikaten İngiltere açısından çok dramatik sonuçları olan ve İngiltere sonrası genel Avrupa düşüncesi açısından, Avrupa Birliği düşüncesi açısından dramatik sonuçları olan bir şey. Olumsuz neticelerini yaşıyorlar. Tabii ki yaşıyorlar yani etkili, ama hala etkili gibi. Şimdi İngiltere diğerlerinden biraz daha farklı. Yani 73'te girdiğinden beri İngiltere aslında bir Avrupa devleti değildir. Değil. Yani değil. Avrupa kara Avrupasıdır. İngiltere adam dünyanın dışında bir yerdedir. Yani İngiltere emperyal bir sistemin sembolü. Yani düşünün, yani 1800'lerin sonuna gelindiğinde, yani 1900'e girdiğimizde dünyanın %20'sini elinde bulunduran, üzerinde güneş batmayan bir imparatorluktan söz ediyoruz. Ve 20. yüzyıl boyunca o 3 savaşın 3'ünü de kazanan bir imparatorluktan söz ediyoruz. Hem 1. Dünya Savaşı'nı kazandı, 2. Dünya Savaşı'nı kazandı, Soğuk Savaş'ı kazandı. Ve fakat o yüzyıl içerisinde dünyada en fazla kaybeden ülke İngiltere'dir, Britanya'dır. Bütün topraklarını kaybetti. Kazanırken kaybetti. Demek ki kazanmak için savaş kazanmak gerekmiyor. Ya da kaybetmek için savaş kaybetmek gerekmiyor. Çok önemli bir tespit yani. Evet yani bakın. Bugünkü dünyayı anlamak için de yani. Tabii hep işte Amerika ile İngiltere ile falan şey yapılır. Mesela el ele aynı savaşa giriyorlar, ediyorlar ama Amerika ile İngiltere arasında çok ciddi psikolojik de farklar var. Yani Amerika kendini tarif ederken İngiltere olmayan, monarşi dediği şey yok, olmayan olarak tarif ediyor. Biz onlardan değiliz. İngiltere'de zaten bağımsızlığını Amerikalılar 13 koloni İngiltere, Britanya Krallığı'na karşı sağladığı için öyle hiçbirinin diğerine özel bir getirelim, düzen yok. Bugüne de geldik. Çok iyi bir tarihi perspektif. Yani İngiltere'nin nereden nereye, aslında son yüzyıldaki durumu, geçen yüzyıl yaptıkları, nasıl bir güç olduğu ama savaş kazanarak en çok kaybeden ülkelerden biri. Şimdi bugün İngiltere'de, yani bu da beklenen bir sonuç değil herhalde. Yani bu kadar ezici İşçi Partisi tek başına iktidara geldi. Yani İngiltere'de ne oldu da İşçi Partisi iktidara geldi şimdi? Evet. Ve bu kadar büyük bir farkla ve ezerek.
Evet. Yani şimdi insanların bir kere iktisadi koşulları çok zor. Orada ekonomi. Yaşadığınız zaman görüyorsunuz. Çünkü zaten Brexit kararı da yani bir yol bulmaya çalışıyorlar. Öyle buradan bakıldığında müthiş müreffeh bir İngiltere görünse de mesela Londra'da neredeyse İngiliz görmüyorsunuz. Bütün o İngilizler yaşadıkları mahalleleri terk etmiş durumdalar. Aldıkları maaşlar lüks yerlerde yaşamaya zaten yetmiyor. Suburb'lere yani şehrin biraz dışına doğru taşınmış durumdalar. Londra'nın merkezi en güzel yerlerini sadece işte Çinliler, Ruslar, Türkler, Araplar. Zengin Afrikalılar, Araplar. Kısmen zengin Afrikalılar var ama yani İngilizler şunu düşünüyorlar. Yani aslında kendi üstünlüklerini, geride emperyal background olduğu için o bir ulusal onur yaratıyor. Ulusal onurlarının zedelendiğini düşünüyorlar. Yani Brexit kararının içinde sadece iktisadi koşullar yok. Bakın psikolojiler çok önemli, kitle çok. Psikolojileri. Sizin çalışma alanınız. Evet, yani orada mesela şimdi bugün futbol konuşuyorsunuz, daha bugün biraz futbol, da konuştunuz. Futbol akşam, evet. Ben şimdi bozkurt işareti yapmak benim aklıma gelecek bir şey değil. Ama içimden şu anda bu maçı bozkurt işareti yaparak izlemek geliyor. Ve bunu bir sürü insanda hissettiğini düşünüyorum. Yani orada çünkü herkes için yani hiç aklımıza gelmezdi böyle bir şey yapmak. Ama bir adaletsizlik oluştuğu zaman partiler üstü bir tavır oluşuyor ve onu bulmak için de mesela kimse şunu demiyor. Yani bu MHP'nin Türkiye'deki konuşmalar açısından söylüyor. Ülkücülerin sembolü değil. Biz bunu ta Horasan'dan gelirken bulduk geldik, evet, noktasına. Oraya kadar geldi. Çünkü aşmak zorundayız tek bir parti. Çünkü o partinin taraftarı olmayabiliriz. Ama bugün UEFA'nın Türkiye'ye yaptığının adaletsizlik olduğunu düşündüğümüz için bir ortak şey bulmak tabii zorundayız. Canım. O zaman ben tabii genelde onları geçmişten, tarihten buluruz. Bizim şanlı Türk geçmişimizden buluruz. Şimdi yaşasın mitoloji. Çok yaşa, tarih zaten şeydir. Yani bazen şey derim, denizde balık avlamak gibi bir şey. Mesela köyden balıkçı deniz köyü olduğunu, evet, düşün. Balıkçılar çıkıyorlar, ağ atıyorlar. Tarih orası, tarih denizi. Ağ çekiyor. İçinde iskorpit var, istavrit var, mezgit var. Okey. Ama iskorpit diyor çarpan, bunu geri bırakayım. Elim çarpan balık. Ne bileyim, orada kabuklu bir şey geliyor, karides. Benim mezhebim buna uygun değil, değil, kabukluyu atıyor. Evet. Bir tane ayakkabı takılıyor, onu atıyor. Yosunu ne yapayım diyor, atıyor falan. Kıyıya geldiğinde sadece istavritle mezgit var. Kıyıdakiler ne yapıyor? Bütün denizi istavritle mezgitten ibaret zannediyor. Yani kıyıdaki... evet, yani o tarihçilerin ve resmi çok tarih güzel dediğimiz şey bu zaten. İşinize yaramayanları geride bırakıyorsunuz. Hatta yoldan, yararları alıyorsun, evet, yoldan geçerken hoşunuza giden başka bir şey yan kasabadan alıp onu da koyabilirsiniz. Yani balık tutamadınız, şu kasabadan 3 kuruş vereyim alayım, ben tutmuş gibi yapayım da diyebilirsiniz. Yani onun için tarih birazcık gelecek için kullanılan bir inşadır. Yani tamam, inşa, construction'dır. Yani bir şey inşa ediyorsunuz, bir tahayyül. Ulus da böyle bir şey. Tabii. Yani biz doğduğumuz anda itibaren hayal edilmiş cemaat, tabii, ulus saptaması sanki buraya oturuyor. Tabii ki. Yani zaten bakın mesela aşiret, mezhep, bunlar falan. Yani bir şeyin içine doğarız. Evet. Mesela 1300'lerde insanlarda ulus diye bir kavram yoktu, evet, ki. Kral öldü, yaşasın yeni kral. Yani tarlasındaydı. Kral yenildiği zaman yerine yeni başka bir işgalci gelip kazandığı zaman hemen vergisini ona veriyor, ona bağlılık gösteriyor. Yani bu şey değil. Gerçi tabii farklı topluluklarda farklı şey yönelimler de var. Aklıma gelmişken şimdi hoşuma gittiği için Machiavelli'yi anlatayım. Hmm. Machiavelli'nin o prensinde şey yapıyor. Fransızlarla Türkleri mukayese ediyor, evet, kendi Medici'ye şey verirken. Diyor ki Fransızları diyor ele geçirmek çok kolaydır Fransız İmparatorluğunu. Çünkü diyor o derebeyleri işte lordlar anında kralı satarlar diyor. İşte para verirsin, tehdit edersin, hemen seni kral kabul edip arkana düşerler diyor. Ama hiçbir zaman güvenme, çünkü bir başka işgalci geldiğinde seni satacaktır. Onu kabul edecek. Onu kabul. Ama doğru, diyor bir de Osmanlı, bir de Türkler var diyor. Onlar diyor sultanlarını savunmak için kanının son damlasına kadar dövüşeceklerdir diyor. Ama bir kez tahta geçtiğin zaman bil ki senin için de kanının son damlasına kadar savaşacaklardır diyor. Yani bunlar farklı modeller. Şimdi o yıllarda İktidar kimdeyse farklı modeller içerisinde ona bağlılık duyuyorsunuz. Ya da dininiz, mesela Hristiyanlar Christendom diyor, Müslümanlar İslam topluluğu olarak bakıyor. Sonra bir anda 1800'lerle birlikte 1789'dan ulus devletler kuruluyor. Bu kadim, hep olan bir şey değil ki. Olmayan bir şeyi benimsiyoruz ve onun üzerinden... Yeni bir şeyle yola devam ediyor. Tabii, ve onu inşa ediyoruz. Biz neyiz? Yani biz kimlerden oluşuruz değil. Bakın mesela Türkiye açısından da, İtalya'da da şey yapıyor ya, İtalya'yı kurduk, şimdi İtalyanları inşa edeceğiz diyor. Biz de aynı şekilde. Türk ulusu
inşa edildi. Biz neye benzeriz? Biz nasıl insanlarız? Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte Türk ulusu inşa ediliyor. Şimdi doğru. Türk milleti dediğin sosyolojik tarihsel bir kavram. Horasan'dan kalkıyoruz geliyoruz. Orada Türk milletin envai çeşit devletleri var. Göktengrici kalkıyoruz. Şaman, Müslüman falan filan olup geliyoruz. Devletler kuruyoruz. O millet. O başka bir şey. Milla kökünden geliyor. Hı-hı. Ulus ise daha politik ve ideolojik bir kurgu. Yani o seküler bir uluş Moğolca'dan geliyor. Doğru. Yani oradan doğru. geldiği için. O nedenle biz böyle inşa edilmiş, çağdaş, işte yurtta barış, dünyada barış diyen, çalışan, Türk milleti asildir, Türk milleti çalışkandır, bir Türk dünyaya bedeldir. Yani bunlar narsistik endoktrinasyon, daha enerjik olarak bir koca imparatorluğu kaybetmiş bir ulus yas tutmak yerine enerjiyle ileriye doğru baksın diye. Hadi bakalım diyor, sen köyden çıktın, sen ama bu milletin aslanısın, köylü milletin efendisi. Ama bu ulusu dünya çapında diğerleriyle egemen eşit çağdaş uygarlıklar düzeyine getireceğiz diyerek yürüyorsun. O zaman onu inşa edeceksin. Çok önemli. Burada şey de var. Yani nereden nereye geldim değil ama mi? Ama iyi geldiniz. Antiparantez şu da var sanki. Yani halklar var. Halk başka bir şey. Ya da en azından ben yanlış olabilir ama şöyle düşünüyorum. Yani alfabesi olanlar daha kolay millete alfabesi ve mitolojisi. Yani alfabem varsa, bir de destanım varsa, belki filoloji edebiyat kanalından geldiğim için bakıyorum böyle. Alfabe millete dönüşmek için çok önemli bir köprü gibi. Rahatça iyi kullanıyorsun. Oradan millete dönüşüyorsun. Bir de tabii ona mitolojiyi eklediğinde, bir de kök bulduğunda işte bozkurt yapıyorsun ya da başka bir şey. İlber Hoca mesela durumu izah ediyor. Ya kardeşim sizin şeylerinizle aynı değil bu diyor. Bu başka bir şey diyor falan o. Güncel tartışma. Bu konuya küçük bir parantez açarım sonra. Ama hani İngilizler şimdi az önce söylediğiniz şeyler inanılmaz bir millet yani. Acayip bir şey. Sürpriz değil. Bakıyorsun bir günde bir seçim oluyor. Bambaşka bir şey. Yani Hintli biri başbakan oluyor. İşte belediye başkanı Pakistanlı oluyor. Tabii. Bilmem ne oluyor falan. Ama o üste kurduğu yapı müthiş. Onları sanki hep kontrol ediyor. O ana akstan hiç çıkmıyor gibi görünüyor. Çünkü orada ulus yok. Yani işte o çok önemli. Çünkü yani şöyle ulus o inşa edilmiyor. İmparatorluk tabii. kültürü var yani. Devam İskoçların, ediyor. İrlandalıların içeride onun için emperyal düşünce insanları etnik olarak dışlayan düşünce değildir. Emperyal düşüncede herkesin girip dahil olabileceği bir düşünce. Amerikalı yakın zamana kadar Trump'a kadar herkes Amerika'ya gidiyordu. Biraz kalıyor Amerikalı 14 şey yıl yaşa Amerika'da tabii, Amerikan başkanı tabii. oluyorsun. Yani böyle bir düşünce. Bunlar kapsayıcı düşünceler. Ama ulus devlette biraz zor bunlar. Tabii. Orada kan bağı var. Kimlik ortaya kimlik çıkıyor var, falan. Şimdi İngiltere'den böyle Avrupa'daki sağ tartışmasına bir bakalım. Hı hı. Yani bunu nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Fransa'daki yükseliş. Ya bir yere bakıp bir de böyle kavramsallaştırıp işte topyekün hayda böyle oluyor diye bakmak da çok mantıklı gelmiyor bana hı. ama bir şey de var yani Marianne Le Pen'in durumu, diğer hatlar, başka şeyler. Gerçekten Avrupa'da bir de şunu soracağım hocam unutmadan. Yani Avrupa'da bahsedilen sağ, aşırı sağ dediğin sağ, İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki sağ mı? Aynı hislerle yükselen bir sağ mı? Yoksa iktisadi sorunlara, problemlere dayanan bir hak alma mücadelesi mi? Şimdi aslında bizim alışa geldiğimiz bu klasik sağ ve sol söylemler hakikaten dünyanın her yerinde de yer değiştirmiş durumda. Yani partilerin Türkiye'de de mesela normalde sol partilerin ne yapması lazım? Sınıfsal olarak toplumları konumlandırması lazım. Evet. Yani göçmen karşıtı bir sol parti olamaz mesela. Olamaz. Olmaması çünkü gerekir. Ona göre ulusal sınırlar burjuva tarafından yaratılmış suni sınırlardır. Evet. Esas mesele emekçi sınıfından mısın, oradan mısın, buradan mısın? Türkiye'de hani CHP kendini sol olarak konumlandırıyor. Baktığınız zaman tam tersine Türkiye'de sağın lideri Tayyip Erdoğan daha bir ensar falan diyerek dünyada da pek örneği yok onu da söyleyeyim. O daha böyle dışarıdan gelenlere yakın duruyor şimdilik. Onun da tabanı öyle değil çünkü. Değil. Sadece ona saygıdan duran bir kitle var. Onu söylemek lazım. Çünkü yani bizim yaptığımız araştırmalarda %90 civarında buradan gitmeleri gerekiyor. AK Parti'ye şey oy veren seçmenin %90'a yakını... Hayır, Türkiye satında. Çok net yani. Türkiye'nin en büyük sorunu bu gitmeleri gerekiyor. %90 gitmesi tabii, gerekiyor. 90, 88 yani o civarda. Sanayiciler öyle düşünmüyorlar. Evet. Organize sanayi bölgelerindekiler. Çünkü geçen 2-3 hafta önce böyle bir konuşma oldu. Evet hocam. Burada şöyle bir şey var. Yani aslında bunların hepsi demin inşa ediliyor diye söylüyorum. Bakın mesela
bu artık oluşmuş bir şey yani, eleştiri manasında söylemiyorum ama nasıl oluştuğunu göstermek bakımından. 100 yıl geriye gidelim aşağı yukarı, 150 yıl geriye. Farz edelim ki işte Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'nı kaybetmedi. Mustafa Kemal Atatürk de Suriye cephesinde falan filan savaştı ya, işte her yere git, bizim Türk Osmanlı askerleridir Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar, gökten zembille inmediler. Tabii. Ve Osmanlı devlet aklının da taşıyıcısılar ama imparatorluk devam edecek durumu yok artık yani. Orada elde kalanı en mükemmel şekilde müthiş bir stratejiyle oturtmuşlar. Bu tartışmasız bana göre. Ama şöyle düşünmek lazım. O savaşı kazanmasaydık şu anda işte kaybetmeseydik. Musul, Kerkük, Orta Doğu bölgesi, Akdeniz'e doğru açılan bütün şeyler bizim ülkemizin kendisiydi. Böyle bir ulus devlette olmuş olabilirdik. Bu İngilizler hainlik yapmasaydı, buraların değerli olduğunu görüp petrol bölgeleri İngilizlerle Fransızlar girip de buraları elimizden alıp haritaları kendi başlarına çizip burası sensin burası o demeseydi, biz kendi kendimize yapmadık bu ayrımı. Yani biz Suriye'yi kendimiz dışarıya atmadık. Irak'ı bize biz zor atmadık. Biz atma bize doğru. Zorla yenildiğimiz için empoze edildi bu sınırlar. Şimdi öyle bir inşa sürecine giriyorsunuz ki sizin yani yüreğiniz dağlanarak bıraktığınız topraklar kendi öz soydaşlarınız aslında, çünkü çizgiyi çekiyor bu tarafta da onun amcasının Kürtler oğlu yaşıyor. Var, Türkmenler tabii var, hepsi ki, bizim insanlarımız. Hepsi bizim insanlarımız. Ama şimdi onları öteki olarak görmeye başlıyoruz. Şimdi bu hani şu veya bu şekilde bunu kendi yenilgimize aşık edilebiliyoruz yani, bu ayrı bir mesele. Bunu isteyerek yapmış olsanız okey. Ama istemiyorsunuz, kaybetmek istemiyorsunuz, kaybetmemek için mücadele veriyorsunuz. Hatay size katıldı diye seviniyorsunuz. Musul Kerkük hayalleriyle hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Misak-ı Milli çiziyoruz. Evet, evet, Misak-ı Milli'nin çünkü parçası. Misak-ı Milli'yi daha geniş tuttu. Mustafa Kemal Atatürk açısından ben onun zihniyetini çok iyi anladığımı düşünüyorum. Çünkü hani son yazdığımız Hadiye Yılmaz Odabaşı'yla birlikte Travmadan Zafer'e diye, yani Türkiye ulusunun, Türk ulusunun psikopolitik inşasını yazdık. Yani nasıl oldu bu Balkan Savaşı travmasından koca imparatorluğun yasını tutamamış, sürekli kaybeden, 100-150 yıl sürekli kaybeden bir ülke nasıl kendini bir zafer toplumu olarak kurgulamış ve muzaffer olduğunu nasıl düşünmüş elde kalanı tuttuğu için. Ve bunun üzerinden özgüvenini artırmış, progresif olmuş, dışarıya gitmiş. Şimdi progresif olmak demek geçmişteki yasınızdan, kayıplarınızdan uzaklaşıp hep gelecekle ilgili bakış açısına sahip olmanız demek. Şimdi mesela bir şey kaybettiğiniz zaman, farz edin ki babanızı kaybettiniz, annenizi kaybettiniz. Evde 40 gün yemek pişmez. Evet. Konu komşu getirir, yas tutulur. Cenaze evlerini bilirsiniz, hep şeyden işte annem ne güzel kokardı, annem elimi tutardı. Bazen kahkaha atılır güzel anılar olduğu için. Yani cenaze evleri geçmişe takılıdır, geçmişte yaşar. O yastan çıkmazsanız o 40 gün, hadi psikolojik olarak 6 aylık bir sınırdır. Normale dönmezseniz. Uzamış yas sürecine doğru. Giriyorsunuz. O sizi daimi olarak geçmişte bırakır. Buna regresyon toplumu diyoruz. Hep geçmişte kendinizi güvende hissedersiniz. Mutluluk anlarını, coşku anlarını hep geçmişte yaşanmış özel şeylerde bulursunuz. Yani Türk toplumunun en büyük sorunu da o. Türk toplumunun bir kısmı 1923'e kilitlenmiş durumda, oradan çıkamıyor. Bir grup da 1453'ten çıkamıyor. Yani geleceğe doğru şey yapamıyoruz. Yani bakamıyoruz. Onun bir şekilde artık o liderlikle falan aşılması gerekiyor. Çünkü ileriye bakmazsak yas toplulukları agresif olur. İçe dönük olur. Gelecekle ilgili beklentileri olmaz ve daimi olarak günah keçileri alır. Neden oldu bu? Neden oldu bu? Hep ona bakarsınız. Sürekli bahane arar. Aynen. Şimdi Avrupa'ya geliyorum buradan. Hı-hı. Avrupa'da muazzam bir regresyon toplumu oluşmuş durumda. Yani şanlı geçmiş emperyal düşüncelerini doğru. Sürdüren Fransızlar, Britanyalılar, Belçikalılar falan, bunları hep Almanlar. Almanlar da hep Flamanlar, vardır o zaten. Flamanlar öyle. Şimdi buna rağmen ne yapıyorlar? Aslında Avrupa düşünüldüğünün aksine çok geriliyor. Yani dünyanın kalanı çok hızlı ilerlediği için Avrupa yerinde kalıyor gibi görünüyor. Çin'in, Hindistan'ın, Türkiye'nin bütün bu bölgelerin nasıl geliştiğini düşünürseniz. Avrupa Birliği bir umuttu. İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan o ağır travmanın... Yaşadıkları bir stres mi hocam? Hem stres var hem de gelecekten korkuyorlar. Bakın bunun çeşitli nedenleri var. Siyasal olarak da mesela Rusya Ukrayna'ya saldırdığı zaman bütün travmaları tetikleniyor bunların. Çünkü bugün yaşayan nesil, bugün yönetici olan nesil, yani 1945 ve sonrası o 1956, 1960'lar falan, bunların işte Polonya, Çekya falan şimdi oldu. Onların anılarıyla, Macaristan'ın anılarıyla yaşayan, onlardan travmatize olmuş Ruslar gelecek işgal edecek travmasını yaşayanlar. Ve bunlar
doğal olarak daimi bir savunma psikolojisinde oluyorlar ve şey yapıyorlar, yani askeri olarak falan güçlü olma yanlısı oluyorlar. Öyle liberallik falan filan hikaye, o şey, korkuyorlar. Korku çok farklı bir şey. Rasyonel düşünceyi öldüren bir şeydir korku. Şimdi bir İkinci Dünya Savaşı'nın travmasını tetikleyen şey var. Bir de çok önemli bir başka şey daha var. O genelde ihmal ediliyor. Bakın, gençlerle yaşlılar arasında oy verme davranışı çok farklılaşmış durumda. Amerika'da da Trump'a oy verenlerle Biden'a verenler farklı değil. Her yerde mi böyle? Her yerde farklı. Yani gençler başka bir yere doğru yönleniyor. Belli bir yaş grubunda farklı. Mesela Boris Johnson için de aynı şey söz konusuydu. Şimdi bizim jenerasyon, orta yaş jenerasyonu, bu olağanüstü hızla değişen uygarlık atmosferinden çok rahatsızız biz. Yani biz düşünün ki, hani bizim jenerasyon, siz kaç yaşındasınız bilmiyorum ama aşağı yukarı herhalde 50'leri yaşayanlar falan diyelim. Tarım toplumuna doğduk. Bizim ülkemiz tarım ülkesiydi. Yerli malı, yurdun malı, Türk'ün malı falan derdik. Kendi leblebi çekirdek yiyorduk. Ülke falan. Evet. Ne yapıyor? Kendi kendimize nasıl yiyorduk? İşte okula gidip elma yiyorduk, süt içiyorduk falan filan. Üzüm, incir, fındık yiyorduk. Fakat bunu sorgulamıyordum ben mesela o zaman çocuk aklımda, niye bunu yapıyoruz diye, ne alakası var falan diye. Çünkü Türkiye başka bir şey üretmiyordu ki. Bütün hayalimiz bizim ülkemizi bir gün sanayi toplumu haline getirebilmekti. Doğru. Böyle yaşadık. Hatta çocukluğumdan bir hatıram var. Şimdi annem babam, işte babamın Mahir Kaynak, o istihbarat kimliği de şifre olunca biz Ankara'ya taşınmıştık. Annem de deniz çocuğu, Yenikapı'da büyümüş. Ankara'da hep şey hayal ederdi, böyle işte denize gitmek, İstanbul'a dokunmak, İstanbul'a yaklaşmak. Neyse bir gün İstanbul'a geldiğimizde deniz kenarına gittik ama neresi olduğunu tam da bilemiyorum doğrusu. Annem tabii hemen o romantik ruhunu yansıtacak şekilde işte dedi ki bana, bak denizde de hep mavi renk yapıyorsun. Deniz mavi değil, kırmızı ışıkları var, yeşiller. Hakikaten hiç mavi renk yoktu. İşte şiirler okudu bana denizle ilgili, Yahya Kemal'den okudu İstanbul'la ilgili, öyle böyle çok romantik, aşk dedi çok güzeldir, denizler ayırır da birleştirir de falan filan. Dağılmış durumda, ay ne güzel aşk, deniz harika falan derken babam gel gel dedi. O şöyle kenara çekti beni, sen bırak onları dedi. Bak dedi, bu denizi görüyor musun dedi. Demek ki Boğaz'daydık. Bu denizin ucu dedi Karadeniz'e çıkıyor, Sovyetler Birliği var orada dedi. Bu tarafı dedi Akdeniz'e çıkıyor, burayı korumak zorundayız. Buraya savaş uçakları yapacağız, buradan savaş değil gemileri yapılacak, bunları yapmak zorundasınız. Yani... Orada bir anda savaşçı ruhum depreşti. Ay evet baba, buralar bizim dedi, korunması çok lazım. Buralara ya. Fabrika yapacağız, uçak yapacağız. Şimdi şu kadarlık yaşlarımdan bahsediyorum. O duygularla büyümüş bir nesil sanayi toplumunu yaşadı. Fakat derken sanayi sonrasına geçtik. Onu da yaşadık. Şimdi de Endüstri 4.0. Yani bir avcı toplayıcılığı yaşamadık. Onun dışında insan uygarlığının bütün merhalelerinden hızlıca geçti bu nesil. Hızlıca yaşadık. Bu yaş grubu hızlıca. Şimdi, bu arada ben 50 yaşındayım hocam. Evet çok güzel. Siz de geçmişsiniz oralardan. Tabii. Böyle olduğu zaman toplum şey yapıyor. Bizim kökümüz, bağımız yok. Ya yani orta çağda yaşayan bir adamın derdi olmaz. Yani 100 yıl sonra da aynı şeyi kullanacak, aynı şeyi yiyecek. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yapay zeka işimizi mi elimizden alacak, sağlığımız. Mesela dünya üzerinde inanılmaz büyüyen bir psikiyatrik problem var. Ciddi bir vaka. Brookings'in en son rakamlarını okudum, bir raporlarını. Muazzam bir şeydi. Şimdi şu anda dünya savunma harcamaları $2,5 trilyon ve biz diyoruz ya dünya savaşına doğru gidiyoruz. Beyin hastalıkları ve psikiyatrik rahatsızlıklar için ne kadar para harcanıyormuş biliyor musunuz? Ne kadar? $5 trilyon. Yani savaş için harcanan, silahlanma için iki katı. İki katı ve 6 yıl içinde, 2030 yılında bunun için beklenen harcama $16 trilyon. Yani ya, insanları antidepresansız yaşayamaz hale getirecekler. Bir yandan muazzam bir manyetik alanın içindeyiz. Her yer internet, telefon. Çocuklarımıza ne oluyor bilmiyoruz. Bizim beynimize ne oluyor bilmiyoruz. İlk defa yaşayacağız. Otizm 70 kat falan artıyor. Küçük çocuklarda falan görüyorsunuz. Başka bir nesil geliyor. Artı aklımızda tuttuğumuz, yaptığımız bir şey. Outsource ediyoruz artık. Takvimimizi bilmiyoruz. Telefon numaralarını ezberlemiyoruz. Hayatımızla ilgili hiçbir şeyi şu aletlere, telefonlara bakmadan yapamaz hale geldik. Beyin çalışmadıkça unutuyor çalışmayı. Aptallaştırılmış, antidepresana boğulmuş, içine kapanmış. Dışarıda çünkü Covid var, tehdit var, terör var, o var. Evden çıkmak istemiyor. Bütün her şey insanın ayağına geliyor. Bir evde değil, mağarada yaşıyoruz artık. Camın çerçevesi bile yok aslında. Bir tek ekran var. Öyle bir düzenin içine girdik. Şimdi bu insanlarda muazzam bir ürküntü yaratıyor. İnsanlar geçmiş, zamanı durdurmaya çalışıyorlar. Zamanı durdurmaya çalıştıkça muhafazakarlığa doğru eğilim artıyor.
Yani devlet aa, beni korur, şey yapıyor. Çok ilginç bir bağlantı oldu hocam. Bu çok iyi bir bağlantı oldu. Yani evet. içe kapanık, sade bir ekran var, cam çerçeve bile yok. Bir mağarada yaşarken doğal olarak içine kapanıyorsun. O zaman ne oluyor? Hani daha muhafazakar, daha radikal şeyler ortaya çıkıyor. Bir de seni devlet korusun istiyorsun. Hep tehdit, evet. Her yer tehdit. Dışarıda Covid var. Orada mesela Covid'e karşı hepimiz devlete sığındık bize sağlık şey versin diye. Tabii. Devlet ne derse onu yaptık. Sokağa çıkabildik mi? Çıkma dedi, çıkmadık. Çıkmadı. Bütün dünya. Devletin işte biyopolitik iktidar bu. Bedenimizin özgür olduğunu zannediyoruz. Uçağa binemezsin dedi, binemedik. AVM'ye gidemezsin dedi, gidemedik. Yani devlet bizi istediği gibi tutsak edebileceğini evet, gösterdi. Aynı arkadaşlarımız şöyle şimdi arada konuşuyoruz. Biz ne yaşadık falan olduk yani. Gerçekten ne yaşadık biz orada? Ne oldu? İşin başka ütopik tarafları tartışılan şunlar bunlar başka şeyler de harbiden öyle. Yani bütün o kavramlar tekrar yeni baştan önümüze geldi. Ne nerededir biz onların hepsini bir daha hatırladık. Belki de bütün kurumlar kendini bir kere daha hatırlattı. Az önce dediniz yani ben teze başlarken çalışmaya işte ya sınırlar yok işte böyle lay lay lom, gümrük yok, bayrak yok, devlet yok, köydeyiz, şuyuz buyuz. Sonra ama Mahir Kaynak diyor ki şurası Karadeniz'e çıkar, şurası da Marmara'ya burayı savunun. Tabii. Belki de oraya geldik yani. İşte o küçük yaştan beynimize nakşedilmiş şeyler artık bilemiyorum ama doğru. Bizim nesil böyleydi. Şimdi hocam biraz bize doğru dönelim. Avrupa'dan, İngiltere'den kıta Avrupa'sına geldik. Aşağı doğru gelelim. Bize doğru geliyoruz ve şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani 2011-12'den bu yana Suriye'de bir sürü hadise. Yani Suriye midir, neresidir belli değil. Herkes orada. Hala yine ordular, askerler devam ediyor. İstihbarat teşkilatları cirit atıyor bölgede. Ama bizden bir ses çıktı. Suriye'den de bir ses çıktı. Ve denildi ki görüşmemizin önünde herhangi bir engel yok. Görüşebiliriz, sıkıntı yok. Şimdi biz nereye geldik? Suriye konusunda ne okuyorsunuz? Ne oldu da böyle oldu? Şimdi aslında Suriye çok önemli bir hotspot dediğimiz şeylerden bir tanesi. Çok sıcak nokta ama bütün dünya rekabetlerinin kesiştiği şey. Nedir bu dünya rekabetleri? Bir kere içeride etnik rekabet var. Yani bir içsel dinamiklerin kendi içinde rekabeti var. Mezhepsel dinamikler var. Artı mesela devletler düzeyinde rekabet var. Suriye meselesine İran'da dahil, biz de dahiliz, İsrail'de dahil, bu Suudi Arabistan ve Katar'da dahil orayı yakın takip ediyorlar. Bir de büyük dünya global devletler var. Rusya orada, Amerika Birleşik Devletleri girizgah yapmaya çalışıyor falan filan. Yani aynı anda hem Rus askeri hem Amerikan askeri hem Türk askeri düşünsenize Suriye topraklarının ne olduğunu. Şimdi İsrail kuzeye doğru, Lübnan'a doğru yayılma stratejisine doğru giderse bir tane daha yeni bir şeyimiz, problemimiz daha olacak. İsrail olayı büyütebilir. İsrail'in olayı büyütmesi demek, İsrail'in korunması için Amerikan ordusunun buraya ciddi bir şekilde gelmesi demek. Gazze operasyonunda 5000 tane Amerikan askerinin kullanıldığı söyleniyor. Site 512 galiba ya da 521 olması lazım. Amerikan askerleri İsrail'de ayrı bir üste değildir. İçinde yaşarlar. Fiilen Gazze'de Amerikan askeri de kullanılmış. Evet yani bunlar Jewish kökenli olabilirler bir kısmı ama onu bilmiyorum ama Amerikan askerleri Gazze operasyonlarında kullanılıyor. Şimdi zaten Amerika hemen oraya savaş gemisini gönderdi. Şu anda bir tane de liman, iskele liman arası güya insani yardım için yapıyorlar oraya ama önümüzdeki dönemde bu Lübnan'a doğru yayılır. Hizbullah'la direkt çatışma İran'ı İsrail'le başka bir çatışmaya doğru getirirse Amerika doğal olarak İsrail'i korumak isteyecektir. O zaman da çok ciddi bir Amerikan askeri varlığını göreceğiz Orta Doğu'da. Onun için bu hikayenin başlangıcı aslında 1 Mart tezkeresine dayanıyor. Biz Amerikalılara izni vermediğimiz andan itibaren Amerika'nın esas o dönemde şirazesi biraz kaydı. Bir anda Orta Doğu'da yani uçak indirecek bir savaş götürmelerini sağlayabilecek bir alan olmadığını fark ettiler. Irak'a girmeye çalışıyorlar yani girecek yer de bulamıyorlar. İsrail'in dışında onları şöyle sevgiyle kucaklayacak hiçbir yer kalmadı. Her yeri 1990'lı yıllardan itibaren talan ettiler, tarumar ettiler. Saddam'ı zaten önce getirip sonra kaybetmişlerdi. Ondan sonra orada kendileri istedikleri gibi bir düzen kuramadılar. Şimdi tabii İran'ın bölge ülkelerini çok küçümsüyorlar. Kitaptan okudukları için, burada yaşamadıkları için bölge ülkelerinin gücünü çok küçümsüyorlar. İran'ı çok küçümsediler mesela. 1979'dan beri bu kadar baskılanan, bu kadar esaret altına alıp bu kadar dik duran bir ülke, yani onlar beklemedikleri bir şeyle karşı karşıya kaldılar. Seçimlerini yapıyorlar.
aç yaşıyorlar, zor yaşıyorlar, fakara kalıyorlar, yaşıyorlar ve kendilerine göre de Orta Doğu'da hallaç pamuğu gibi atıyorlar. Acayip bir istihbarat yapılanmaları var. Yani iyi bir şey mi bu? Bizim için iyi bir şey değil ama durumları bu. Gerçek bu. E Türkiye, yani Türkiye'den böyle, bu kadar net tavırlar beklemiyorlar. Yani onlar, ay bitti bu Suriye, Kürt koridorunu kurduk, Akdeniz çıkışı ilk defa sağlam bir yer oluşacaktı onlar için. İsrail benzeri taşeron bir devlet kurmaya çabalıyorlar, hala çabalıyorlar. E Türk ordusu içeriye doğru girdiği andan itibaren, bu da Fırat'ın en azından doğusuna doğru itelendi bu şey. Üstelik Türkiye Irak'ın kuzeyinde de etkili yani. Orada da Amerikalılardan daha az etkili değil. Biz onlarla rekabet edebiliriz orada. Amerika kendi içinde de çatışıyor. Demokratların ve muhafazakarlar, cumhuriyetçilerin daha farklı düşünceleri var bu bölgeyle ilgili. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Türk askeri Suriye'de olmasaydı Suriye toprak bütünlüğünü çoktan kaybetmişti. Yani legal olarak kaybetmişti. Kürt devletini kurup tanınmış bilmem. Şu anda durum hala statü Suriye olarak görünen bir durumdayız. Türkiye Suriye'ye girerek Suriye'nin toprak bütünlüğünü devam ettirdi. Çünkü biz oraya işgalci olarak girmedik ki. Yani orada Türkiye kendi güvenliğini tehdit altında gördüğü için ve orada bir devlet oluşumu planlandığını gördüğü için girdi. İşgalci değiliz elbette. Yani bu değil ama orada ciddi de bir yapılanmaya da gidiyoruz. Yapılanmaya gidiyoruz ama sonuç olarak orada bir demografik hareket olacak. Muhtemelen Türkiye'de anlaşma yoluyla Türkiye'deki Suriyelilerin önemli bir kısmı oraya kendi dönecek. Ülkelerini o bölgeye Türkiye yerleştirecek. Türkiye bunu zeminli mi oluşturuyor? Şimdi öyle gibi görünüyor. Yani Türkiye Suriyelileri hiçbir zaman sığınmacı olarak da mülteci olarak da kabul etmedi. Geçici statü verdi ve bu şu demek yani hani sizi yönlendireceğim, gideceksiniz geri demek. Şimdi Esad'la anlaşılıp can güvenlikleri sağlandıktan sonra ekonomik bir takım tabii yükler oluşturacaktır bize ama o bölgeye yani oradaki Kürt demografisi taşeron olarak kullanıldığı için yoksa hani Kürtlerle Türklerin her zaman kardeşlik içinde yaşayabileceğini bunun Orta Doğu barışı için de çok önemli olduğunu düşünüyorum ama Akdeniz çıkışındaki o kantonları birleştirme şeyini Türkiye kırdı aslında. Yani oraya Arap nüfusu yerleştirildiği zaman böyle bir sıkıntı olmaz bundan sonra. Şimdi bütün bu gelinen nokta artık Türkiye ve Suriye barış diyelim hadi yani. Çünkü bir şey var, ciddi bir sıkıntı var. İki ülkenin devlet başkanı uzun yıllardır görüşmüyor. İşte istihbarat düzeyinde bazı görüşmeler alttan alta yapıldı. Bu dönem dönem kamuoyuna da yansıdı. Ama şimdi artık açık açık konuşuluyor. İşte Astana'da bir beklenti ortaya çıktı vesaire. Bu yakın zamanda gerçekleşebilir mi? Buradan hafif de iç siyasete yönelik de bir şey sormuş olayım. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Esad'la görüşeceğim dedi. Ya bu Türkiye içinde ya da dünya kamuoyuna karşı Esad'la görüşmek için Türkiye çok istekli. Hem Cumhurbaşkanı hem muhalefetin lideri bunu istiyorlar, canı gönülden istiyorlar gibi de bir hava da estirebilir. Bu durumun yansımaları, psikolojik yansımaları nasıl olur? Görüşülebilir. Ben onu çok aykırı bulmuyorum. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi her zaman öyle bir eğilim gösterdi. Oldu, başlangıcından beri. Tabii. Yani öyle bir yepyeni bir durum yok. Benim gördüğüm kadarıyla Özgür Özel, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne devletin stratejisinin aleyhine hareket ettirecek bir kişiye benzemiyor. Daha farklı bir yaklaşımı var. Yani aslında eşgüdümlü bir tutum içinde yer alma yanlısı ama hani sonuç olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumunda bir değişiklik yok ki. İlk başından beri ne söylüyorlarsa onu söylüyorlar. Yani Esad'la görüşülmesi lazım diyorlar. Şimdi aynı söylüyorlar ama önceden bunu mevcut hükümete karşı söylüyorlar. Yani hükümet görüşmek istemezken onlar görüşmek istiyordu. Şimdi Cumhurbaşkanı görüşebiliriz deyince CHP'nin ben görüşeceğim çıkışı başka bir şey gibi oldu. Bence burada CHP çıkış yapmıyor. CHP sürdürüyor. Çıkışı yapan Cumhurbaşkanı. Çizgide bir değişiklik yok diyorsun. Çizgide bir çıkış değişiklik yok. Şimdi zaten Türkiye istihbaratlar düzeyinde görüşüyor. Gelinen noktada işte Putin'in falan da katkıları olacak anladığım kadarıyla. Putin Avrasya Güvenlik Sistemi diye bir şey oluşturmaya çalışıyor. İşte yani hem Kore, işte Kuzey Kore, Çin, İran, Rusya falan bunu kapsıyor ama Türkiye tam arada bir eklem noktasına benziyor. Şimdi Rusya-Ukrayna çatışmasında da Türkiye arada bir noktada yer aldı ve aslında çatışmanın belki daha da büyümesini engelleyici bir rol de oynadı. Putin başka kimseyle görüşmedi. Yani Türkiye bir NATO üyesi olarak bütün bu ilişkinin ortasında bir yerde kaldı ve bunu Batı dünyası da aslında gizli bir biçimde destekledi. Çünkü ödleri kopuyor. Yani Rusya saldırı, üstlerine nükleer
bir füze gönderimi diye. Amerika'nın keyfi yerinde onlara dokunacak bir tarafı yok. Ama Avrupa'yı çok zor durumda bırakır. Topun ağzında. Yani tahıl koridorunun açılması falan, Türkiye çok iyi bir dış politika izledi o çerçevede. Şimdi Türkiye bir NATO üyesi. Tartışmasız ve Türkiye'nin en büyük güçlerinden biri bu. Bunu doğru anlamak lazım. Türkiye'nin NATO üyeliği Türkiye'yi NATO'ya karşı da koruyan bir şeydir. Tabii. Aksi halde Türkiye'ye karşı NATO operasyonları oluşabilir, durduramazsınız, sıkıntı yaratırsınız. Artı Türkiye'nin NATO üyesi olması Rusya ile olan ilişkilerini dengeliyor. Bakın bizim Amerika ile NATO ile aramız bozuldu anda Putin anında Türkiye'ye karşı ezici bir tavır içerisinde geliyor. Tahran'da gösterdi bunu. Siz dedi teröristleri destekliyorsunuz falan dedi. Yani Türkiye bu dengeyi koruduğu müddetçe çok güçlü ve etkili bir devlet olabiliyor. Birinden birine fazla kaydığı zaman sıkıntı doğuyor. Şimdi Suriye meselesi bence artık hakikaten belli bir doyum noktasına ulaştı. Yani taraflar çok da fazla... Ne olacak yani bundan sonra nereye doğru gider? Bence şöyle, Suriye meselesi tabii İsrail'in şeyi Lübnan açılımı ve sonrasında bambaşka bir noktaya gidebilir. O zaman ya heru ya meru büyük bir savaşa dönüşebilir. Evet. Yani İran girerse, Rusya oradan İsrail'e müdahale ederse, etmiyor şimdilik, şey yapmıyor ama şunu söyleyeyim bir de, bu çok fark edilmiyor ama Suriye'de Esad üzerinde İran etkinliğinin varlığı aslında Rusya'yı da rahatsız eden bir şeydi. Batı dünyasını da rahatsız eden bir şeydi. Yani Suriye'deki bütün bu iç savaş aslında Esad'ı İran'dan alıp Ruslara verdi. Yani İran orada bizzat savaştı. Bir generalleri kaç tane, 15 tane falan tabii, general tabii. Öldü yani evet. Oralarda savaşıyorlar çünkü. Onun için hani Esad'ın artık İran'dan icazet alması gerekmiyor. Esad'ın Putin'den icazet alması gerekiyor. Bu daha farklı bir moda doğru getiriyor. İcazet merkezi teke düştü. Yani İran'ın mutlaka kısmi bir etkinliği vardı ama Esad rejimi İran rejimiydi daha önce. Yani şu anda daha farklı bir noktaya doğru gitti. Orada başka bir denge oluştu. Şimdi İsrail kendini aslında İran kontrolünde dediği Rusya kontrolünde bir Esad rejiminin altında güvende hissedebilir. Yani Putin'i, Rusya'yı hiçbir zaman İsrail çok büyük bir tehlike olarak görmüyor. Çünkü arıza ilişkileri de var zaten. Netanyahu tabii Gazze olaylarının ciddi ilişkileri var. Yani bu Gazze meselesi, onun tetiklenmesi falan da yani enteresan boyutları olan bir hadise. Belki sonradan filmini yaparlar bunların. Kimin eli kimin cebinde belli değil oralarda. Çok önemli bir şey söyleyecekmiş gibi ama söylemeyecekmiş yani, gibi yapıyorsunuz. Şöyle bunun söyleyeyim. Filmini yaparlar falan deyince. Yani şimdi Moskova'da da bir terör eylemi oldu biliyorsunuz. Evet, yani Şimdi bu gibi olaylar, Hamas saldırısı da keza aynı şekilde. Yani 7 Ekim'den beri hiç kimse Rusya-Ukrayna savaşından bahsetmiyor. Yani ne olduğunu bilmiyoruz. Unuttuk. Her gün gündemdeydi. Avrupa'da çünkü da gündemde. Gündem değişti. Gündem değişti. Bakış açımız değişti. Ruslara, Rusya'ya bile bakış açımız değişti. Yani burada Ruslar kötü, Ukrayna'da sivilleri öldürüyor diye düşünürken ama burada neler yapılabiliyor? Bu taraf, olayın bu tarafı daha berbat dedik. Yani eylemi gerçekleştirenler Hamas'ın İran kanadı büyük bir ihtimalle. Eğer İran kanadıysa Rusya bağlantılı olması gerekir falan. Yani orada bir başka tetiklemeler söz konusu. Keza Moskova'da terör saldırısı olunca bir süre Gazze'yi unuttuk falan filan. Öyle oluyor. Böyle şeyler oluyor. Yani bunları tetikliyorlar. Kimin cebinde dediğim şey bu. Hamas böyle pirupak, hiçbir şeyden bağımsız değil. Böyle bir yapı oluşturduğunuz zaman, bunun çünkü silahlı kanadı da var. Hele ki silahlı kanatları falan filan da oluştuğu zaman içine hepsi girer. İran'da girer, Türkiye'de girer. Türkiye olayın sivil tarafında duruyor daha ziyade. Yani silahlı kanat aslında içinde her şey, türlü istihbarat servisinin, hatta İsrail istihbarat servisinin olduğu bir kanat. Hep söylerdi yani, Yasser Arafat 40 kere söyledi, Hamas'ı bunlar kurdurdu, İsrail Mossad kurdu diye. Evet, yani hep her zaman söyledi bunu. Söyledi ama bugün gelinen nokta kim tabii, acaba kurdurduğu haliyle mi duruyor, bambaşka şeyler evriliyorlar tabii ki yani vesaire. İşte dediğim gibi orada içine her şey girer. Bakın dünya üzerindeki bütün istihbarat servislerinin içine sızma vardır. Bunları istihbarat servisleri bir kısmını bilirler de. Yani ajanı bilirsiniz, bazen dezenformasyon yaparsınız. Ona karşı tarafı yanıltmak için. Ajanları çok yakalamazlar istihbarat servisleri. Onu bilirler, ona göre gerekli bilgiyi verirler. Ona farkında olmadığı bir yol açarlar. O yoldan da kendileri belki bilgi tabii, çekerler. Tabii yani oyun çeker. İçinde oyun. Tabii. İnanılmaz şeyler. Bütün bunlar sanırım bir Erdoğan-Esad görüşmesiyle bambaşka bir yere de evrilebilir. Evet. Olabilir inşallah, değil mi? Olabilir. İnşallah da olur. O noktaya doğru gidilmesi ben şart. İki taraftan da olumlu şeyler var. Türkiye artık kaldıramayacağı bir noktaya geldi. Yani bu kadar kısa sürede 3.8 milyon kayıtlı
Bu işin en büyük tarafı akışı, mülteci, sığınmacı. Evet. Şeyi. Yani o çok esas önemli. Esas ana başlık o. Ana başlık o. Bir de bu artık yani şey de tetiklenebilir. İçeriye kimin girdiğini bilmediğiniz zaman yani bunlar tehlikeli şeyler. Orada sivil insanlar var, bir sürü masum var. İçindeki 3 tane muhaberat ajanı sizi bambaşka bir noktaya götürebilir. Kayseri'de hadiseler vesaire. Tabii. Bu Suriye konusuyla bağlantılı son oraya bir nokta koymak için soracağım. Ondan sonra Avrupa Birliği çünkü Cumhurbaşkanı'nın bir de şu yani Avrupa Birliği'ne dahil olmak Avrupa Birliği'ne üye olmak nihai hedefimizdir. Ama Türkiye'nin politikaları buna uygun mu ilerliyor? Ne oluyor? Siz biraz önce Avrupa ile ilgili çok da ciddiye alınması gereken ama Avrupa'nın da bir endişe halini, bir stres halini ortaya koyan önemli tespitler yaptınız. Suriye konusundaki bağlantıyı İran üzerinden kurmak istiyorum. O Pezeşkiyan'ın seçilmesi. Ya bir kere herkes bir ters köşe oldu mu? Bir. İki, yeni cumhurbaşkanı, İran'da bir cumhurbaşkanı, İran'ın bölgesel ve uluslararası politikalarında ne kadar etkili olabilir cumhurbaşkanı olarak? Suriye ile bizim ilişkimizde Pezeşkiyan faktörü artı eksi ne yazar? Şimdi benden önce Bigehan Hanım çok evet. güzel anlattı zaten o İran eksperi. Ben İran eksperi değilim. Sadece hani şöyle bir takım beyin fırtınası yapabiliriz. Evet. Şimdi orada evet. bir Mahabat tarafından gelen Kürtçe konuşan bir Türk'ün, Azeri Türk'ünün orada olması... Şimdi iyi midir, kötü müdür, İran açısından ne tür sonuçlara yol açar, bir buna bakalım. Şimdi birincisi cumhurbaşkanları aslında öyle düşünüldüğü kadar etkili değil. Orada ruhani liderler. Yani bir sürü şey. Meclis başkanının ayrı etkisi var. İşte Hamaneyn'in ayrı etkisi var. Evet, askeri yapının başındaki İslam muhafızlarının ayrı bir etkisi Süleymani var. Kasım Süleymani ekolü hala orada. İstihbaratının ayrı bir etkisi var falan. Yani orada hani tek başlık yok ama dini lider en tepede. Yani orası çok önemli. Reisinin nasıl öldüğü, suikast midir değil midir? Ben yani genelde bu tür şeyleri daha suikast gibi algılarım. Ben de öyle algılarım. Yani öyle algılarım ama tabii elimizde bir done yok. Ama onlar da suikast değil kazayı herhangi bir done olmadan söylediler. Zaten elimdeki tek done belki. Yani daha henüz bir inceleme yapmadan kaza olduğunu açıklamalar falan oldu. Neyse, şimdi Pezeşkiyan iki şey yapabilir. Bir, yani Türk olması dolayısıyla Türkiye'nin dış politika stratejisinde şöyle bir değişiklik oldu. Aslında bu İsrail-Gazze meselesi başlamadan önce çok değişik bir setup oluşturuluyordu. Türkiye, İsrail, Mısır falan hep beraber böyle bir hem Doğu Akdeniz'i çevreleyen hem de Türk devletleri üzerinden Çin'in kuzeninden böyle devam eden bir alan açılıyor. Bu koridor açılıyor. Zengezur koridoru üzerinden, şimdi Ermenistan Savaşı'ndan sonra Azerbaycan-Türkiye ilişkisinin geldiği nokta, şimdi İsrail meselesi Azeri-Türk ilişkilerinde de sıkıntı yaratabilecek bir şey. Evet. Aliyev çok, Netanyahu ve İsrail'e çok minnettar. Yani yakın. Çok yakın da şey yapmıyor. Şimdi onun için bir yandan orayı yönetmemiz lazım, bir yandan burayı yönetmemiz lazım. Onun için Netanyahu'nun hızla gitmesi lazım. Yani Netanyahu Astana'da, hükümet... özür dilerim hocam, Astana'da Cumhurbaşkanı konuşurken ben Aliyev'e baktım mesela. Hani yüzünde bir okuma yapayım dedim ama önüne baktı. Yani şimdi onlar da İsrail'le çok farklı ilişkileri var. Çünkü İran Ermenistan'ı destekledi falan. Yani burada başka bir şey. Burada Pezeşkiyan'ın Türk olması belki Türkiye'nin rekabet alanına girip İran'ı etkin kılmasına vesile olabilir. Yani Türk Devletleri Teşkilatı'nda yeni bir İran etkisi de görebiliriz. Bilemiyorum. Ama aynı zamanda İran'ın içerisinde ciddi bir etnik kargaşanın başlaması için zemin de oluşturabilir. Yani, olur mu bu? Olabilir. Olabilir. Çünkü yani orada da bozkurt yaparak yani sokaklara dökülüyor halk. Traktör takım var orada. Evet de bakın mesela Aliyev şey söylemişti yani Güney Azerbaycan deniyor oraya İran'ın kuzeyi. Evet. Güney Azerbaycan'a İran rejimi bir şey terslik yaparsa müdahale ederim dedi. Yani Aliyev açıkça söyledi. İran'ın kuzeyine müdahale edebilecek bir şeyim var dedi. Yani İsrail'le el ele kuzeyden baskılıyor İran'ı. Ama bambaşka bir şey olur. Şimdi Türkiye... Yani şu anda bu masada o yok. Yani, evet. Hani dünyanın şu an masasında böyle bir şey yok. Ama Aliyev böyle bir şey söylüyor. Yani öyle şey, her şey olabilir. Onun için şimdi mesela İran bir savaşa girerse İsrail'le Aliyev ne tarafta kalacak?
İsrail'in tarafında kalacak. Çok net. Orada kalırsa biz ne tarafta kalacağız? Biz arada kalacağız gibi. Yani işte bunların her biri onun içinde bunu Azerbaycan'la konuşurken beraberiz diyeceğiz. Ama İsrail'in Gazze ve Filistin politikaları üzerinden bambaşka bir şey. Öyle bir savaş çıkmasını engellemeye çalışmak en doğrusu. Belki en doğrusu bu. Baştan önleyici tedbir. Evet. Şimdi son 3-4 dakikamız var. Hocam Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki bizim nihai hedefimiz Avrupa Birliği'ne üye olmaktır. Ben şahsen bunu çok isteyen biriyim. Yani kim Avrupa durdu, duruyor, yok dağıldı, öyle bir akıl yok, şu bu derse. Bence şöyle, kültürü ve modayı neresi belirliyorsa, üniversiteler nerede aktifse, gençler ne yöne doğru uçuyorsa, ben dünyanın geleceğinin hala orada olduğunu düşünenlerdenim. Yani sanayi, yani Çin tamam iyi güzel de koskoca bir imalathaneden bahsediyoruz. Yani. Ama kültür üreten bir yer var, bir şey var. Hala biz 500 yıllık reformu, Rönesans'ı bir yere koyuyoruz. Şimdi ben şahsen böyle düşünüyorum. Farklı düşünen insanlar var. Herkesin görüşü var, fikri var, zikri var. Burası özgür bir ülke. En azından biz öyle düşünüyoruz. Herkes söylesin. Şimdi biz bu politikalarla Avrupa Birliği'ne tam üyelik istiyoruz. Cumhurbaşkanı böyle söylüyor. Ama içinden geçtiğimiz hat ve ortaya koyduğumuz politika buna uygun. Bence Avrupa Birliği umurumuzda bile değil. Yani şöyle düşünüyorum. 2,5 dakikada anlatayım. Siz bize anlatacaksınız. Bizim şöyle bir ön kabulümüz var. Avrupa diye bir şey var. Avrupalılık diye bir şey var. Avrupa Birliği diye bir şey var. Avrupa bir coğrafi alanı kapsayan bir şeydir. Yani bir kültür değildir. Avrupalılık bir Hristiyan ekolünün doğuşundan ilgilidir. Yani Avrupalı olarak kendini tanımlayanlar Kristendom'un parçalarıdır aslında ve aydınlanma düşüncesiyle birlikte üst bir uygarlık olarak kendilerini tanımlamışlardır. Avrupa Birliği ise 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aslında Fransa'nın Almanya'yı kömür çelik birliği üzerinden kontrol etme ve bir daha savaşa başvurmasın bunlar en azından savaş sanayini kontrol edeyim diye başlattığı bir kontrol projesi. Buradan doğan bir Avrupa düşüncesi var. Belli bir dönemde hakikaten üye olan herkese müreffeh ortamlar da sağladı. Büyük bir zenginlik, küresel paranın bolluğu döneminde Avrupa bundan çok nemalandı entegre olmak. Ama Fransa-Almanya denilen bir blok çekiyor orayı. Şimdi bir şey ya genişler ya derinleşir, ikisi aynı anda olmaz. Doğu Avrupa ülkelerine doğru genişlemeye başladığınız andan itibaren artık Avrupa Birliği diye bir şeyin olmayacağını görürsünüz zaten. Yani oradaki Ortodoks dünyasının bakış açısının farklılaşması bir yana, Macaristan'da Orban gibi, Avusturya'da yine sağ hareketler gidiyor. Bu sağ hareketlerin tamamı aslında bu Avrupa Birliği'nin ürettiği uluslar üstü, yani ulus tanımayan, milli duygu tanımayan Avrupalılık düşüncesi üzerinde şekillenmesi gerektiğini düşünen yapıya karşı insanlar. Yani Avrupa Parlamentosu en uluslar üstü yapısı. Çünkü orada nüfuslarına göre sadece partiler temsil ediliyor. Bu idealimiz ya da söylemimiz, yani bir politikanın görünürde devamı mı? Yani bir derinliği kalmadı mı artık? Bir siyasi bir proje olarak ya da bir güvenlik projesi olarak Avrupa'nın bir parçası olarak var olabiliriz. Ama evet, biz Avrupalılık fikrinin içerisine girmeyiz. Biz Kristendom değiliz. Biz de olamayız. Biz Hristiyanların parçası değiliz. Biz oranın entegrasyonunda değil ama artikülasyonunda eklemleniriz ve oraya çok şey katarız. O zaman da Avrupa Avrupa olmaktan çıkar. Yani o başka bir şey. Yeni bir kan karışır, daha iyi yani. Neo Avrupa olur. O Neo Avrupa olduğu zaman çok daha güçlü olurlar. Ama işte orada kendine göre bir konservatif alan var. Yani Türkiye hiçbir zaman Avrupa Birliği üyesi olamaz falan filan derken sadece bizim ekonomik koşullarımızdan bahsetmiyorlar. Bizim ruh halimiz de farklı. Ayaklandığımız zaman bastığımız yeri titretiyoruz. Öyle kolay değil öyle bir ülkeyi içeri almak. Ama en azından yine de hala şey. Yani bence şimdi üniversitelerde şu önemli değil mi hocam yani? Öğrenciler nereye gidiyor? Buraya da geliyor. Türkiye'ye geliyorlar. Geliyor ama nereden geliyor? Her yerden geliyor. Nereden geliyor? Bizimkiler nereye gidiyor? Ben daha çok buna bakıyorum. Evet, bizdekiler de başarılı öğrencilerimiz ve gelir düzeyi yüksek olan öğrenciler dünyanın her yerinde Avrupa'ya, Amerika'ya özellikle gider. İngiltere'ye gider. Ortak lisan. Yani. Ama bakın Çin'e, Singapur'a, Hindistan'a doğru bir akış da var. Bunu da söyleyeyim. Şu da çok enteresandı. Onu geçenlerde bir yerde okudum. Çin'den Amerika'ya giden ve o Amerika'da üniversite okuyan öğrencilerin %93'ü Amerika'da kalırmış. Çin'e geri dönmezmiş. Şu anda rakam tam tersi. Hepsi Çin'e dönüyorlar. Çok az bir kısmı Amerika'da kalıyor. İmkan sağladığınız zaman yani orada bir gelişme imkanı, bir ulusal onur. Yani
bakın vatan duygusunu doğru. çocuklara vermenin yolu o psikolojik bir şey. Öyle şey değil. Çünkü genci yönlendirebilirsiniz. Şu anda bazılarımız hadi git hayatını yaşa, refah içinde ol bilmem ne. Ama Türklere de orada çok öyle güzel değil, muamele edilmeyecek. Vatan kalıp mücadele edenlerdendir. Bakın ben hep onu söylerim. Doğru. Yani bu ülkeyi zorluk anında gemilere binip Osmanlı'yı terk edenler değil, ülkesi için kalıp kesinlikle, mücadele edenler kurdular. Öyle. Vatan kıymetli bir şey. Kesinlikle öyle. Git, gör, hatta eğitimini al, her şeyini yap ama ülkene dön. Ve biz uygar, dünyalı ama ayakları burada gençlerin açtığı yoldan gidebiliriz. Kapalı değil, açık ama kökü burada. O zaman olmaz. Hocam çok teşekkürler. Rica gerçekten çok doyurucu bir söyleşiydi. Uygun zamanınızda yine bekleriz. İnşallah. Bye.